İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Unity 2021'e 2 sürümünde şu anda ekranda görmüş olduğunuz türden bir basit sahneyi önce Blender'da modellemesini yapıp daha sonra Unity'de de ışık ayarlarını nasıl yapıyoruz? Özellikle Reflection Prop önemli burada. Onu nasıl ayarlıyoruz ve o neyi değiştiriyor görüntü olarak onu inceleyeceğiz. Birazdan buna döneceğiz. Blender'da basit bir sahne hazırlayacağım. Öncelikle oradan başlayalım. Blender'a geçiyorum. Şu şekilde bir modelleme yapacağız. Eğer Face Orientation'ı kapatırsam bu şekilde bir bina yapacağız. Önce binayı gösteriyorum. Şu şekilde bir bina yapacağız. Sonra bunun dışında bir gölge için bir proxy objesi gerekecek. Onu tasarlayacağız. Nasıl yapıldığını göstereyim. File New General dedim basit bir küp objesi ile çalışmaya başlayacağız. Shift A, Mesh, bir küp objesi. Yukarıdan solid görünümüne geri dönelim. Edit modda Ctrl R ile iki tane bölme attım. Şu bize bakan yüzeyleri pencere yapmak için seçiyorum. Yıl tuşuna iki defa basıyorum. Ve şu şekilde pencereleri ayarlıyorum. Sonra seçimi bir arttırmak için Ctrl artı tuşuna bastım. Ayrıca arka yüzeyde iki yüzeyimiz var. Bu komple bu kısmı Z'de biraz yukarıya doğru çıkartıyorum. Burada her şeyi Z'de scale ile biraz küçülttüm. Şimdi pencere yerlerini açabilirim. Delete diyerek o yüzeyleri kaldırdım. Böylelikle oradan içeriye güneş ışığı girecek. Bu arada bir odaya daha ihtiyacımız var. Karanlık bir oda. Onun için yine bir bölme attıktan sonra şu kapıyı sadece extrude ile biraz uzatıyorum. Bu geçiş kısmı olsun. Sonra şuradaki yüzeyleri seçtikten sonra bu 5 yüzeyi yukarıdan snap olarak vertex snap'i seçiyorum. Bu seçtiğim yüzeyleri shift w ile çoğalttıktan sonra y istikametinde hareket ettirirken kontrol tuşuna basarak tam şu ileri götürdüğüm yüzeyle aynı hizaya getirdim. Bu yeni odanın başlangıcı olacak. Bu arada her şeyi seçip m tuşuna basıyorum ve üst üste gelen vertexleri kaldırıyorum. 3 tane vertex o şekildeymiş. Şimdi burada devam ettireceğiz. Yalnız artık şurada bir yüzey olmaması gerekiyor. O yüzeyi siliyorum ve bunun etrafındaki kenarları, şu kenarları seçerek e, Extrude ile ileri doğru uzattığımda e, ikinci odayı da tamamlamış olacağız. Bunları Extrude ile e, Y yönünde şu şekilde uzattıktan sonra Face ile kapattım. Biraz daha uzatabilirim. İleri doğru şöyle bir oda. Her şeyi seçiyorum. Shift N'ye basıyorum. Onu yalnız gösterirken size Şeyi de açayım face orientation açayım ki şu anda Yüzey normalleri dışa doğru fakat biz bunu Unity'ye aktardığımızda Dışarıdan baktığımızda o zaman içeriği görmek istiyoruz İçeriden baktığımızda da Dışarıyı sadece duvarları görmek istiyoruz o yüzden bu renkler yani yüzey normalleri ters dönmeli Her şeyi seçtikten sonra A tuşuyla Shift N'ye basıp da şu Recalculate Normals menüsünü açarsanız insight dediğinizde ters yüz olur yüzey normalleri. Böylelikle onları içeri doğru almış olduk. Şu şekilde de gösterebilirim. Bakın yüzeye normalleri şu anda içeriye doğru. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra birkaç işlemimiz daha var. Onları da tamamlayıp hemen Unity'ye geçiş yapacağım. Aşağıdaki yüzeyleri seçiyorum. Şu 5 yüzeyi seçiyorum aşağıya bakan. Bu arada Face Orientation'ı kapayabiliriz şimdilik. Bu 5 yüzey için yeni bir materyal lazım çünkü Unity'de taban için bir materyal oluşturacağım. Ee, öncelikle e, bir materyal istiyoruz, bu genel materyal, yani seçtiğimiz yüzeylerin ve dışındakilerin hepsi için geçerli olan genel materyal. Sadece şu seçtiğim yüzeyler için bir materyal daha lazım. Artıya bir daha bastım, New dedim. Bu ikinci materyal için sadece şu seçtiğim yüzeylere atanması için Assign butonuna tıkladım. Bir de e, tabii ki obje moddayken şu an obje moddayım. Ctrl A'ya basıyorum. Rotation ve Scale için eğer yapılmadıysa şu Scale değerlerinin 1 olması lazım. Onu uyguladım. Bir de e, bize şey lazım. UV Map. Yine Edit modda. Şu an Edit moddayım. Her şeyi seçtim. U tuşuna bastım. Otomatik UV Map işlemi yaptırmak için Smart UV Project seçeneğinde OK butonuna tıkladığında şu gördüğünüz şekilde mi hazırlanmış oldu. Bunun ismini Bina olarak değiştiriyorum ve Enter'a bastım. Sonra bundan bir tane shift Double ile kopya alıyorum. Bu aldığım kopyanın adını Shadow Proxy olarak değiştiriyorum. O şekilde kullanacağım, gölge yapması için. Ve bunda yapacağımız ilk işlem, materyalin ikincisine ihtiyacımız yok. Kaldırdım, tek materyal yeterli. Bir de şöyle yapacağız. Edit modda şu aradaki vertexleri silerek aradaki bağlantıyı düz yapacağım. Şöyle bir ayrıntıya şeyde gerek yok. Shadow proxy de gerek yok. Hatta Vertex Select modunda şu üstteki vertexleri seçtim. Alttakiler olmayacak. Bridge Edge Loops diyerek veya başka bir yolla arayı kapatacağım şimdi. Bu arada sadece bu objenin gözükmesi için ekranda Nümerik keypadden bölü tuşuna bastım. Böylelikle şu anda sadece görüntüde olan objemiz. Shadow proxy objesi. Tekrar face orientation'ı da açtım. Oradan bir tane kenar seçtim. F tuşuna basarak eksik yüzeylerin kapatmasını sağladım. Böylelikle arayı doldurmuş olduk. Ne olur ne olmaz diye her şeyi seçip yine M'ye basıp by the distance diyerek üst üste gelen vertex var mı diye baktım. Yokmuş. Şimdi burada son yapacağım işlem. Sadece pencerelerin oradaki Vertex'leri seçiyorum. Sonra Ctrl-E'ye basarak onların dışındaki diğer bütün Vertex'leri seçiyorum. Biraz abartarak göstereyim. Şöyle bir işlem yapacağım. Şu şekilde. Yani pencerenin dışındaki Vertex'leri biraz dışarı doğru şişireceğim ki bina içeride kalsın. Yani Shadow Proxy objesi ile esas obje arasında biraz mesafe kalsın istedim. Başka bir de yine her şeyi seçip U'ya basıp Smart UV Project'te OK butonu tıklayıp bunun da UV Map'ini hazırlamış olduk. Evet objelerimiz hazır. Her ikisini seçiyorum. Binayı ve Shadow Proxy'yi. Bu arada bölü tuşuna tekrar bastım ki her ikisi de görüntüde olsun diye. Bakalım şu bir tanesi şu da ötekisi. Her ikisini birden seçiyorum. Outliner'dan. File, Export, FBX Unity'ye aktarmak için sadece şu Selected Object'i seçmeniz yeterli. Desktop'ta mesela Untitled ismiyle bunu kaydediyorum. Ve kaydettikten sonra da Unity'ye geçip onu kullanacağım. Geçelim Unity'ye. Bu sahneyi size göstermiştim. İşte biraz önce Blender'da hazırladığımız sahne bu. Dışarıda Shadow Proxy siyah olan. Eğer onu görüntüden geçici olarak kaldırırsam yani bakın diğer iç, içerdeki bina objesini dışarıdan baktığımızda içini görebiliyoruz. Neden? Çünkü yüzey normallerini ters çevirdim. Veya tersine içeri girdiğimizde dışarıyı göremiyoruz pencere haricinde. Çünkü yüzey normalleri içeri doğru bakıyor. Evet şimdi bunu yapacağız. Ee, hemen şöyle yapalım. Yeni bir sahne açalım. Sahneler kısmında New Grid Scene diyerek yeni bir sahne açılmasını sağladım. Enter'a bastım. Enter'e tekrar basmak yetmiyor. Üzerine çift tıkladım. Bir önceki sahneyi kaydetsin. Ve şu anda tamamen yeni bir sahnede çalışmaya başlayacağız. Şu proje kısmında sabitona tıklayıp Import New Asset diyerek desktop'tan o Untitled FBX'i aldığınız takdirde ben onu almıştım dersten önce. Şurada aşağıda Untitled. Onunla ilgili yapacağımız bir iki işlem var. Şu inspektör kısmında modelde Scale faktörü 10 yapıyoruz. Bir de Generate Light Map UVs checkbox'ını seçiyoruz. Ondan sonra da şuradaki Apply butonuna tıklıyoruz. Bir de Materials de Extract Materials aktiftir. Ben daha önce yaptığım için pasif. Extract Materials dedikten sonra bir yer gösteriyorsunuz. Ben şöyle bir klasör açmışım ona My Materials diye. Zaten iki tane materyal var hatırlıyorsanız biraz önce Blender'da. Onları buraya açıyorum aslında bir işlem de yapmayacağım ama yine, e, Alışkanlık bunları hep buraya e, Açmak e, en doğrusu oluyor Şimdi artık işlemimiz sahnemize bu e, objeyi Untitled objesini sürükleyip bırakmak e, Ve e, Pozisyonu kontrol ediyorum 0 0 0, 0. onda bir problem yok Önce Shadow Proxy'nin özel materyali var onu açıklayacağım size kısaca e, Untitled'ı açıyorum e, bina ve Shadow Proxy var. O ikisini birden seçiyorum. Birelim tuşuna basılıyken. Çünkü öncelikle şu statik menüsünde e, Global Illumination için e, bayrağı aktif hale getiriyorum. Bir de Reflection Probe için. Bunun her ikisinin de hesaplamasını yaptıracağız. Ve bu objelerin her ikisi de o hesaplamalara dahil olacağı için e, bunların e, dikkate alınmasını ifade etmek için onların e, seçeneklerini tıkladım. Shadow proxy seçiyorum. Aslında e, sıfırdan da yapabilirim var ama bu e, hazır sahneyle açtığımız biliyorsunuz Unity'nin e, açılışında şu e, Hub ile açılışında yeni proje istediğinizde e, Template'ler var. E, ben şu 3D Sample Scene HDRP ile açtığım için onun bazı hazır materyalleri var. E, nerede? My Materials değil. Şu Sample Scene Assets'in içerisinde materyal kısmında şurada, onun altında bir de General diye bir klasör açmışlar. Orada e, aşağıda Shadow Proxy diye bir materyal var. E, o materyalin özelliği Unlit olması. Şu en üstteki e, HDRP kısmına girdiğinizdeki seçeneklerden Unlit seçili. Onu seçtikten sonra bir de şu beyaz olarak geliyor renk, onu siyah çeviriyorsunuz. Başka bir şey yok burada. Ha Bir de Double Sided var onu da seçiyorsunuz şu double sided'ı Rengi siyah yapıyorsunuz. Şimdi onu shadow proxy objesine sürükleyip bırakacağım. Materyali aldım, sürükledim, bıraktım. Ve böylelikle onun rengi siyah oldu. O sadece gölgelemek için çalışacak. Bir de yalnız shadow proxy objesi, objesi Blender'dan geldi. Default'ta, da lighting kısmında cast shadows, two sided her iki yönlü gölge oluştursun. Ee Shadow Cast özelliğini açıyoruz, caster özelliğini ve bir de receive global illumination global illumination etkisini light map'ten değil, eğer oluşturursak light prop'lardan alsın diyoruz. Bununla ilgili ayarlar bu kadar. Şimdi artık içeriye girebilirim. Size dersin başında gösterdiğim sahnenin bu da henüz daha ışık ayarları yapılmamış şekli. Burada aslında Directional Light seçerseniz ve sonra onun Rotation değerlerini X için 27 derece ve Y için de 100 derece verirseniz o zaman şu pencereden girecek hale geliyor. Bunu aslında şu değerleri serbest hareket ettirerek de yapabilirdim. Yani Directional Light seçiliyken içeriği gördüğün pozisyonda şu X değerini şöyle değiştirirseniz ayarlayabilirsiniz ama değerleri ezberlemişim. 27'ye 100 verdiğiniz zaman tam e, karşı duvara da vuracak şekilde güneş ışığı içeriye giriyor. Directional Light ile ilgili yapacağımız bir iki işlem daha var. E, Mod Real Time olarak geliyor ilk e, sahneyi yeni açtığımızda. Halbuki biz e, Global Illumination hesaplamaları yapılırken bu ışığın e, işleme alınmasını ve ondan sonra da Real Time olarak çalışmaya devam etmesini istiyoruz. O biliyorsunuz Mix demektir. Mixed hem Real Time hem Baked anlamına gelir. Onu o şekilde ayarladım. Bir de e, Shadow Map ile ilgili bakalım bir şeyler var mı? Var. Shadows kısmında e, rezolüsyonu en yükseğe çıkartıyorum. Bakın keskinleşti gölgenin kenarları. Zaten e, HDRP ayarlarında, şu an Medium'dayız. E, onun için 2048 yapılmış değer. E, Contact Shadow'u da e, en yüksek ayara getiriyorum. O da HDRP'nin medium quality. O medium quality'nin nereden geldiğini bir göstereyim hemen size. Şu yukarıdaki edit menüsünde açabilirsem. Edit'te, Project Settings'te, Quality'ye geldiğinizde, biraz açalım menüyü. Quality'ye geldiğinizde bakın şeyde, Medium Quality'deyiz. Burayı biraz anlatayım size. Editördeki etkiyi görmek istiyorsanız sadece üzerine tıklamanız yeterli. Yani low quality'nin üzerine tıklarsam e, üzeri hafif gri oluyor bakın. O zaman editördeki ayar bu şekilde değiştirilebiliyor. Şu checkbox'lara hiç bakmıyoruz editör için. E, derlediğimiz zaman veya run button, run e, butonuna tıkladığımız zaman çalıştığında ki ayarlar için e, default hangisi ise yani mesela medium seçilmiş bunda. Onu high quality de yapabilirsiniz e, veya medium yaparsınız e, nasıl isterseniz. E, o geçerli ama editör için muhakkak hangisinin üzerine tıkladıysanız o geçerlidir. E, medium'da bırakayım ben onu fazla e, gecikmesin işlemler. Evet e, directional light ile ilgili ayarları tamamladık. E, şimdi artık bake işlemine geçebiliriz. Lighting kısmında e, yine defaultta varsayılan da e, lighting settings için bir dosya gerekli. Onu açmadan getiriyor. Biz açıyoruz veya daha önceden e, bir Lighting Settings dosyamız varsa onun yerini gösteriyoruz. Ben yeni bir Lighting Settings dosyası açmasını istedim. Burada hemen bakalım ayarlara. E, shadow Mask gerek yok. Baked Indirect yeterli. E, şuradaki seçeneklerde sadece benim şu an kullandığım e, Mac üzerinde sadece Progressive GPU var. Windows'ta e, Progressive CPU da seçenek olarak aktiftir. E, eğer GPU'nuz e, destekliyorsa onu seçersiniz, değilse CPU seçersiniz. Progressive update e gerek yok. Zaten küçücük bir sahnemiz var. E multiple importance'ı da kaldırıyorum. Zaten güneş ışığı içerideki odaya fazla gitmeyecek. Orayı karanlık olarak göreceğiz birazdan, işlemleri bitirdiğinde. evet, light map resolution ise bakalım neymiş. Backlight map açıyorum. bu oldukça hassas. Biraz düşürelim. Daha çabuk yapsın hesaplamaları. Lightmap Resolution'u e, bakalım, 10 yapalım. 10 yaparsak iyi. E, daha fazla küçültmeme gerek yok. Tekrar Shaded görünümüne geri döndüm. Evet, artık e, Generate Lighting'e basabilirim. Yalnız e, neyi yapmadık? Bir tek materyalleri atamadık. E, hazır sahneyle açtığımız bu Unity dosyasında hazır materyaller de var demiştim. Hatta şeyi kullanmıştık bile. E, şu Shadow dosyası. E, Shadow Proxy materyalini kullanmıştık. Burada yerler için e, mermer kaplama var. Marble Flooring. Onu alıp içeriye sürükledim. Yalnız onun eğer uygun değilse şu şey değerini e, Marble Flooring seçiliyken e, Tiling değeri 1 olarak gelir bu. Yani Aslında şöyledir. Büyüktür çok. Böyledir ilk siz yaptığınızda. Ben onu Bir önceki denememde bunları ona getirdiğim için o denk geliyor e, sahnede. Bir de duvarlar içinde şurada yine Concrete e, Holes isimli var. Kalıp deliklerinin gözüktüğü beton e, şeklinde sıvasız öyle bir duvar seçtim. E, şu anda her şey hazır. E, lighting kısmına geliyorum ve e, bake işlemini yapması için Generate Lighting butonuna tıkladım. Evet hesaplamasını yaptı. Şöyle bakıyoruz. Evet, aşağıda komple gösteriyor gökyüzünü. Kapalı bir yerdeyiz. Hatta içerideki oda tamamen kapalı sayılır. Kapıdan da az ışık gireceği, gireceği durumda. Fakat bakın aşağıda şey gökyüzü olduğu gibi gözüküyor. Bunun sebebi materyallerimizde yansıma ile ilgili ayar olduğu için ve henüz Reflection Pro kullanmadığımız için gökyüzünün yansımasını doğrudan doğruya Görüyoruz. Biz Reflection Pro kullanırsak, o zaman yansımanın sadece içerideki duvarlardan yapılmasını söyleyebiliyoruz. Öyle yaptığımız zaman gerçekçi bir görüntüye ulaşacak. Bunun için e, ortografik görüntüye geçtim şuradan perspektiften çıktım ve e, bir tane bir game objesi boş bir game objesi istedim. Bunun inspektör kısmında Add Component dedikten sonra e, Reflection için bir hacim belirleyeceğim ve birazdan reflection propları oluştururken bu hacmi kullanmasını isteyeceğim. Bu şekilde çalışıyoruz reflection proxy ile reflection propla. Öncelikle bir hacim belirtiyoruz. Onun için reflection proxy volume istedim. Bunun ayarlarını yapacağım. Yani ne kadarlık bir alanda çalıştığını belirleyeceğim. Şu shadow Proxy'yi geçici olarak kapatıyorum. Sadece arkadaki modeli görüyorum şu anda ve e, alanı belirliyorum. Mavi e, kutucuklardan sürükleyerek alanı bu açıdan bakarken düzenlediğim gibi e, diğer açıdan bakarken de aynı şekilde düzenlemem gerekiyor hatalı çalışmaması için. Bununla ilgili işlem bu kadar. Sadece e, hacmi belirledik. Eğer 3 boyutlu gösterecek olursam size şöyle bir hacim aynı bizim e, binamızla aynı ölçüde bir hacim belirttim. Şimdi sırada Reflection Probe var. Ve onu oluşturduktan sonra o şeyden oluşturuluyor. Light menüsünde Reflection Probe var. Onu istiyorsunuz. Bu Reflection Probe için yapacağımız bir iki ayar var. Bir tanesi, biraz önce belirlediğimiz Volume hacmi burada belirtiyoruz. Neydi o? Game objeydi. adını değiştirmemiştim. Ve Distance Based Roughness özelliğini de devreye sokuyorum. Ayrıca şu Blend Distance vardır. Biliyorsunuz içi, iç içe iki tane kare şeklinde gösteriyor bize şu anda Reflection probe. İşte İçteki kare e, dis, e, Blend e, karışım yapılacak olan e, alanı belirleyen ikinci bir e, kare. Bu açıdan bakınca kare olarak gözüküyor da üç boyutlu baktığımızda küp şeklinde bunlar. Blend istemiyorum ben. Bu çünkü genel bir Reflection Probe yapıyorum. Gökyüzünün içeride e, yansımasının gözükmemesi için yapıyorum bunu. O yüzden Blend Distance'ı sıfıra çekince işteki karecik veya küp ortadan kayboldu. Bu, bu ilk yapacağımız ayarda. İkincisi de şuradaki Modify the Base Shape butonuna tıklıyorum ve Shadow Proxy'i tekrar görüntüye getirdikten sonra Reflection Probe'u bu çok önemli dışarıda olması gerekiyor yani çizgilerinin. Sky yani gökyüzünün yansımasının içeride gözükmemesi için Shadow Proxy'den bile daha büyük bir alan belirliyorum. Bu açı tamam. Diğer açıdan bakarken de her iki taraftan alanı belirledikten sonra başka bir eksiğimiz yok. Ee, dışarıya tıkladım. Perspektife geçtim. Odanın içerisine girdim. Ve sadece Reflection Probe'larla ilgili hesaplamayı yaptıracağım. Lighting kısmına geçtim. Şu Generate Lighting'in yanındaki üçgene tıkladığınızda Bakın sadece bake reflection props diye bir komut var. Buradan da yapabilirsiniz veya reflection problem kendisini seçerseniz sadece onun hesaplamasını yaptırmak için yani burada bir bake seçeneği olması lazım. İnspektöre geçmemişim. Evet şurada bake diye bir buton var. Hatta burada da üçgene tıklarsanız bake all reflection props ki bizde şu anda sadece bir tane var. Neyse onu uyguladım. Hesaplamasını yapıyor şimdi ve Gerçekten de şey düzeldi. Artık içeride görmememiz gereken gökyüzü yansıması ortadan kalktı ve artık içeriği görebiliyoruz. Ve odaya doğru bir girelim. İçeride nasıl bir durum var? Burası güzel aydınlanması. Biliyorsunuz bu real time şu anda. Direction light kapatırsanız o zaman sadece bake yapılan aydınlatmayı görürsünüz. Bakın şu duvardaki şeyi kaldırdım real time güneşi. Eğer e, o biraz önceki ayarları değiştirirseniz güneş ışığı değişir veya bu, buraya bir obje koyarsanız gölgesini görürsünüz. Neyse. içerideki odada e, ki problem şu. Hemen girelim. İçeriye giriyorum. Bakın burada e, birinci odadaki e, pencerelerin yansımasını tabanda görmeye devam ediyoruz. Bu gerçeğe aykırı ay 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 bir durum. Çünkü karanlık olması lazım buranın. Bunun sebebi her oda için ayrı bir reflection prop yapmamız gerektiğinden dolayı, pratik yapmanın yolu şu. Reflection prop'u seçersiniz. Sabit ona tıklar duplicate ile bundan bir kopya alırsınız. Kopyanın sadece yani şu ilerideki duvarını geri çekeceğim. Duvarın değil de o oradaki karesini geri doğru çekeceğim. Bunun için şuradaki yine modify the base shape'e tıkladım. Biraz önce geriden bakıyorum şu Proxy'yi, Shadow proxy yi yine geçişi olarak devre dışı bıraktım. Karşıdaki e, yüzeyi geri doğru çekiyorum. Aslında içeri girerken, içeriden bakarken çeker, e, çekerseniz e, o yüzeyi kendinize doğru e, şu şekilde etkiyi de rahat görürsünüz. O yüzeyi biraz daha çekmeye devam ediyorum. Ve biraz daha çektim. Şu anda bakın tam e, duvarın şu anda bizden taraftayım. Şu anda duvarın içinde. E, renk farkı bana onu söylüyor. Bu neden önemli? Duvarın içinde bırakır ve aşağıdan bake butonuna tıklarsanız Sadece bu reflection probe için bir hesaplama yapar ve burası karanlığa döner. Yalnız bir eksiğimiz daha var. E, reflection probe için yapılan o fotoğraf çekimi 3 e, boyutlu fotoğraf çekimini yapılacak merkez nokta e, şu. Bakın üstüne geldiğim zaman ne diyor? Change the capture position. Capture position şu anda diğer Reflection proptan kopyalayarak aldığım için biraz alakasız bir yerde içeride kalmış. Onu şu mavi oktan tıklıyorum, içeriye doğru alıyorum ve isterseniz taban kısmından biraz şöyle yukarıda bir yerde tutabilirsiniz. Diyelim ki bir bir insan boyu bu kadar olacaksa odanın içerisinde aslında daha çok olması lazım şöyle. E, görüntü buradan Capture ile alınacak Şimdi bir kere daha hesap etmesini istediğimde düzelecek burası Back butonuna tıkladım ve düzeldi bakın artık e, Şu şeyi bir daha göstereyim size biraz önceki o yüzeyi kendime doğru çekip Çekmeme olayını şimdi daha net göstereceğim size Karşı yüzeyi geri çekmiştik bakın Duvardan içeride kalırsa O zaman e, Ana reflection propteki yansımayı bu duvarda görüyoruz ama Duvarın içine girdiğimizde sadece bu e, üç duvarın içinde kalan kısmın fotoğrafı çekildiği için o fotoğrafı da göstereyim ben size Şu anda New Scene 1 ile ilgili iki tane Reflection Probe'umuz var e, Sıfır numaralı olan e, ilk e, Bütün şey için genel yaptığımız Şurada size göstereceğim onu e, Exposure'unu değiştirirsem bakın fotoğraf bu e, İlk Yaptığımız Reflection Probe'un e, Çektiği fotoğraf bu İkincisinin ise şu karanlık oda. Onun da ekspozyonu ayarlayalım. Bakın bu da karanlık odanın e, şeysi. Sadece kapının etrafında e, bir aydınlanma var. Onun dışında odada e, iyice karanlık değil ama olması gerektiği şekilde daha e, karanlık bir hale gelmiş oldu. E, buraya sonuçta şey de koyabilirsiniz. E, bazı e, bir takım eşyalar koyup onların nasıl gözüktüğüne de bakabilirsiniz. Bu arada ben volume globalde şey ayarlarıyla oynadığım için exposurela e, biraz içerisi fazla parlak oldu içerisinde biraz tekrar şöyle daha normal bir değere getirelim limit minimum ve limit e, limit maksimum ayarlarıyla oynayarak hatta yani directional lightı da madem bake işlemini yaptık e, rengini biraz daha sarı yapabilirsiniz hatta intensity değerini yani 100 binden mesela 50 bin olabilir, 10 bin de olabilir. 10.000 yapalım. 10.000 yapabilirsiniz. Çünkü artık bake işlemini yaptık. Bir onunla ilgili bir işimiz kalmadı. Hatta rengini bile biraz daha sarı bir renk yapabilirsiniz isterseniz. Güneş ışını fazla sarı olursa o zaman gerçeklikten uzaklaşıyor. Evet buraya eşya koymak isterseniz o zaman yine bu hazır sahneyle açtığımız için e, Materyals'in altında, meshes kısmında, e, Props'un içinde, e, Furniture bölümünde bir e, prefab'lere girerseniz, hazır e, obje, bir, bir, bir takım objelerden bir, e, şöyle bir şey var. Sahneye attığım objeyi biraz büyüteceğim şimdi. E, collision objesiyle şey üst üste bindirilmemiş, onları ben düzeltiverdim. Tekrar ana objeyi seçtim. E, scale değerlerini 3 yapalım. Çok büyük olmaz herhalde oldu iki yapalım. Ve onu tam yere oturtmanın birkaç yolu var. Ben yine bildiğimiz usulden aşağı doğru göz kararı indireyim çünkü hemen bir bake işlemi yaptıracağım. Ve ondan sonra da dersi kapatacağım. Şu anda bake işlemi yapılmadığı için biraz özellikle üst kısımda görüntü değişik. Hemen Lighting'den bir kere daha bir bake işlemi yaptıralım. Evet bir şeyi unuttum. Daha doğrusu iki şeyi unuttum. Bir tanesi Launch Share seçiliyken e, inspektör kısmında ona e, hem Contribute Global Illumination hem de Reflection Probe Static için e, kullanacağımı belirtmem gerekiyordu. İkincisi de e, Directional Light ile ilgili değerleri değiştirmiştim biliyorsunuz. Yani değeri 100 bindi. Birincisi. İkincisi de e, renk bu kadar sarı değildi. Onları eski haline getirdim. Bunun yapmanın aslında daha pratik bir yolu olmalı. E, şimdi yeniden bey işlemi yaptığımda şu sandalyenin daha e, düzgün gözüktüğünü göreceğiz. Evet şimdi daha iyi. E, eğer ondan bir tane içeri koysaydık e, nasıl olacaktı ona bakalım ondan sonra da bitirelim. E, bu sandalye kontrol D değil de sabit ona tıklayıp da diyorum ve ondan Oluşturduğum kopyayı launch chair'ın yenisini seçtikten sonra içeriye doğru koyalım. İçeride tabii ki bu e, light map yüzünden karanlıkta olmasına rağmen e, böyle şey gözükecektir. Işıl e, ışıl, ışıl parlı, parladığı bir durumda gözükecektir. Sadece yeni bir e, generate lighting butonuna tıklamakla onu da düzeltmiş oluruz. Evet onu da bu şekilde... Yerleştirdik ee, ve böylelikle e, Blender'da oluşturduğumuz bir iki odalı basit bir e, objeyi Unity'de e, Unity'ye aktardıktan sonra e, ışıklandırma için yapmamız gereken şeyleri gösterdim. En önemli noktalardan bir tanesi Reflection Prop e, ve e, onun sayesinde e, dışarıdaki gökyüzünün yansımasının e, nasıl kaldırıldığını ve gerçekçi bir görüntü elde edildiğini böylelikle görmüş olduk. Dersimiz de burada sona erdi. Bir sonrakinde görüşmek üzere hepinize iyi günler.